Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını şarta bağlayan önergeyi kabul etti. Ama dün de söyledik. Bu adı üzerinde yalnızca bir önerge. Pentagon'un 2023 bütçe tasarısı için kabul edilen önergenin bir yasa haline gelip uygulanabilmesi için Temsilciler Meclisi Genel Kurulu ve Senato'da da kabul edilmesi gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Savunma Bakanlığı Pentagon'un 2023 bütçesini görüşüyor. Amerikan Kongresi'ndeki Yunan lobisinin Türkiye'ye F-16 satışını zorlaştırmak için tasarıya eklediği madde 179'a karşı 244 oyla kabul edildi. Türkiye'nin savaş uçaklarını satın alması şarta bağlandı. Buna göre ABD Başkanı'nın Kongre'ye Türkiye'ye F-16 satışının ülkesinin ulusal çıkarlarına uygun olduğuna ikna etmesi gerekiyor. Ayrıca Biden'ın jetlerin Yunan hava sahasını ihlal etmemesi için somut adımlar atmasını taahhüt etmesi gerek. Yunan lobisinin bütçe eklettiği madde tasarısının tamamıyla birlikte Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda da onaylanmak zorunda. Ayrıca yasalaşması için Senato'da kabul edilmesi gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye F-16 satışına özellikle son dönemde sıcak bakıyor. Türkiye'nin Ukrayna'da yürüttüğü barış diplomasisi ve tahıl krizinin çözümü için gösterdiği çaba Washington'da yankı buluyor. ABD Başkanı Joe Biden da Madrid'deki NATO zirvesinde Kongre'nin silah satışını kabul etmesi için elinden geleni yapacağını söylemişti. Biden, Türk ordusunun güçlenmesinin NATO'yu ve Amerika Birleşik Devletleri'ni de güçlendireceği görüşünde.